Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikinci dersimizi işliyoruz. Present Simple konusunda birkaç tane soru yapacağız. Birinci derste Present Simple konusunu anlatmıştım, geniş zaman. Bu bölümde ise soruların birinci bölümünü yapacağız. Sorulardan ikinci bölümünü de yayınlayacağım yakın zamanda. İhtiyaç duyulursa üçüncü bölümünü de yayınlamak istiyorum. Bu videoda az bir soru var. Bu soruları şu şekilde çözerseniz sizlere faydalı olur. Öncelikli olarak videoyu durdurarak soruları çözünüz. Sonra cevapları kontrol ediniz arkadaşlar. Yanlışlarınızı yorumlarda sorabilirsiniz ya da birinci videoyu tekrar izleyebilirsiniz. Zaten çok zor sorular olmadığı için bu konuda çok da vakit harcayacağınızı düşünmüyorum. Boşlukları uygun present simple eylemleriyle doldurunuz. I nokta nokta get up at 7 every day'de bu get up'ı bu çizgi üzerinde boşluklara nasıl çekimleyeceğiz? Geniş zaman her zaman düşüneceğiz. I get up her sabah her gün 7'de kalkarım. Nasıl diyoruz işte? Present simple neydi? Geniş zamanda kalkarım. Heh. Kural, eylem birinci haline gelir. My mom nokta nokta not help me with my homework. Annem ödevlerimde bana yardımcı olmaz, yardım etmez. Yardım etmezi nereden anladık? Geniş zaman diye, present simple. Nasıl diyeceğiz o zaman? Yardım etmezi bu nokta olan yerlere uygun şekilde yerleştiriniz. Eylemimiz help. They are cousins but they nokta nokta not get on. Get on anlaşmak demek. Onlar kuzendirler fakat anlaşmazlar. Aslında biz anlaşamazlar olarak kullanırız ama onlar anlaşmazlar olarak kullanılır. Uyuşmazlar, anlaşmazlar. Nasıl diyeceğiz? Geniş zaman düşünün. Kurallarını bu şekilde uygulayın. We nokta nokta not go to school on Saturdays. Biz virgüle kadar söyleyelim. Cumartesi günleri okula gitmeyiz. Geniş zaman değil mi? Okula gitmeyiz. Fakat we nokta nokta finish at 4 every day. Fakat her gün saat 4'te bitiririz. Okulu bitiririz anlamında. Buraya geniş zaman olarak biz cumartesi okula gitmeyizi nasıl diyeceğiz? Fakat saat 4'e bitiririz'i nasıl diyeceğiz? Bunları bir düşününüz. You nokta nokta have a morning routine. That's bad. Sen bir sabah rutinine, düzenine sahip değilsin. Have eylemi sahip olmak olarak kullanılır İngilizce'de ve yaygın olarak kullanılır. Bunu nasıl çekimleyeceğiz? Have eylemini bir eylem olarak düşünelim. Bu belki öteden bir öğrendiğiniz have got'lar, present perfect'teki have'le falan karıştırmadan have'i bir eylem olarak düşünün. Yani nasıl işte get on gibi, finish gibi, help gibi, get up gibi bir eylem burada. Yardımcı fiil değil. Sen sabah rutinine sahip değilsin. Nasıl deriz bunu? Sahipsin, sahip değilsin. Nasıl deriz? Amerikan İngilizcesinde, British English'te biraz farklı. Nasıl deriz? I nokta nokta have a lot of homework. Birçok ödevim var, bir sürü ödevim var. Var, İngilizce'de sahip olmakla söylenir arkadaşlar. Yani benim şuyum var demek için özne I olması gereklidir. Ya da senin şunun var. Her zaman bizdeki gibi deriz derarla değil de birisi bir kişi bir şeye sahipse şusu varsa have'le kullanılır. Yani have eşittir sahip olmaktır ama aslında şunun var, şunun yok anlamında kullanılır. Mesela yukarıda sabah rutinin yok. Aslında var yok deriz derarlarla karıştırmamak lazım. Burada da aynı şekilde bir sürü ödevim var. Yani bir sürü ödeve sahibim. Akşamları yaparım. I do it in the evenings. But I sometimes get bored. Fakat bazen sıkılırım. Gördüğünüz gibi get bored, sıkılmak arkadaşlar. Nasıl bunu çekimleyeceğiz? Sıkılırım İngilizce'de geniş zamanda. Öznemiz I olduğu durumda. He nokta nokta not work very hard at school. And he nokta nokta get bad marks. O okulda çok sıkı çalışmaz. O çalışmaz değil mi? Eylemimiz çalışmak. Çok sıkı okulda. İngilizce'deki cümle dizilişi bu şekilde.
Türkçedeki gibi değil. Ne demiştim? Öznemiz ve eylemimiz mutlaka yan yana olurlar. Araya yardımcı fiiller girer ama özne sonlara doğru gitmez. Sonlara doğru giden şeyler eylemden sonra gelen işte nesne varsa nesne, zarf varsa zarf, sıklık zarfları zaman yine özneden önce, eylemden önce kullanılır ama genel olarak zarflar da sona gider. Yer, zaman bunlar hep eylemden sonra gelirler. O okulda çok sıkı çalışmaz ve he nokta nokta get bad marks. O kötü notlar alır. Demek ki get mark not almak demek. Get mark, get point, get result. İşte sonuç almak, puan almak, not almak. Bütün bunlar get ile kullanılıyor. Bazı şeyler have ile, bazı şeyler get ile kullanılıyor. Bu iki çok önemli kelime. Kullana kullana öğreneceksiniz. Nasıl diyeceksiniz? Kötü notlar alır. Evet. Şimdi sizler bu soruları videoyu durdurarak yapacaksınız. Bunu başta söylemiştim. Durdurun. Soruyu ya bir kağıda yazarak cevaplarını ya da bir kafanızda tutarak ilerleyiniz. Ardından cevapları birlikte görelim. Ben sizin videoyu durdurduğunuzu farz ediyorum. Ve kendiniz cevapları kendinizce mutlaka ama mutlaka kendiniz bir cevap oluşturunuz. Bakalım bildim mi, nasıl, doğru mu diye. Ardından da cevaplara bakınız. Bu şekilde çok güzel çalışmış olursunuz. My mom doesn't help me with my homework. Evet, annem bana yardım etmez de kullanacağımız yardımcı fiil demiştim ya, yardımcı fiiller birer araçtırlar, anlamları tek başına yoktur. Eylemi çekimlerler. Bizdeki nasıl maz ne demektir diye size sorsam, birileri bize sorsa ya da bir İngiliz gelse, yani maz bir eylemi olumsuz yapan bir ektir deriz değil mi? İşte doesn't da öyle, don't da öyle. Doesn't biliyorsunuz does not'ın kısaltılmasıdır. Ve yapmakla ilgisi yoktur. Hani do yapmak ya, onunla hiç alakası yoktur. Does ve do yapmaktaki do ile hiç ilgili olmayan yardımcı fiillerdir. My mom konusunu değineyim. My mom annem demek. Şimdi annem yardım etmez yerine doesn't'a ulaşmamız için arkadaşlar şöyle bir yol vardır. My mom zamir öznesinin yerine zamir olarak ben, sen, o, biz, siz, onlardan hangisini söyleyebilirim? Diyelim ki annem yardım etmez değil de ben yardım etmez, sen yardım etmez, o yardım etmez, biz yardım etmez, onlar yardım etmez. Hangi zamir uygun düşüyor? Hani ona ulaşırsam do mu kullanacağım, don't mu kullanacağım, ona karar vereceğim ya. My mom biliyorsunuz she yerine geçer ya da she my mom yerine geçer. Yani ben ha my mom doesn't help demişim, ha she doesn't help demişim. Eğer she doesn't help diyorsam, diyebiliyorsam yardımcı fiilimiz doesn't olacak olumsuz yapmak için. Bu şekilde unutmayın. O meşhur 7 tane var. İşte I, you, he, she, it, we, you, we, they. Bu zamirleri, subject pronouns dediğimiz zamirleri, ismin yerine geçen zamirleri iyice bilelim. Bütün yollar buraya çıkıyor. Yani aşağı yukarı zamanları çekimlerken bu zamirleri çekimlemesini, zamirleri isimlerin yerine koymasını bilmemiz gerekir. Her zaman they, her zaman we gelmiyor çünkü. They are cousins but they not get on. Onlar kuzen fakat onlar anlaşmazlar, anlaşamazlar. Evet, they'den sonra yardımcı fiil don't oluyor. Bunu biliyorsunuz ve eylem değişmiyor. Burada yine birinci soruda da değineyim. Dedim ya hani he she it'lerde eyleme es gelir ama ne zaman? Sadece eylem olumluysa gelir. Gördüğünüz gibi eylemimiz olumsuz, yardım etmez. Soru olaydı yine eyleme es gelmeyecekti. My mom doesn't help yanlış. Çünkü doesn't var. We don't go to school on Saturdays but we finish at 4 every day. Biz cumartesi günleri okula gitmeyiz. Fakat biz saat her gün 4'te bitiririz. You don't have a morning routine, that's bad. Bakın have'in geniş zamanda çekimlenmesi böyle. You don't have. Lütfen
present perfect'teki have got'la karıştırmayın. British English'teki I have got, you don't, you have got, you don't, you haven't got'la karıştırmayın. Bunlar farklı şeyler. Have geniş zamanda bu şekilde çekimleniyor özne. Şöyle olaydı, şurası she olsaydı she doesn't have olacaktı. Oldu mu? Böylece you don't have a morning routine, that's bad demiş oluyoruz. I have a lot of homework. I do it in the evenings, but I sometimes get bored. Bir sürü ödevim var. Bakın, bu have eylemini kullanmayı gençlerime öğrenirseniz çok 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 işinize yarar. Konuşursunuz güzelce. İngilizce'de özne önemlidir ve eylemi özneye göre çekimlemek önemlidir. Ve şunu unutmayın, tek eylemle iş olmayabilir. Mesela play gitar. Gitarı hangi eylemle kullanacağız? Play gitar. Go swimming. Look at. Prepositionlarla olur. Bazen iki eylem bir araya gelir. Bir eylem, bir isim bir araya gelir. Yavaş yavaş kelime chunk'lar diyoruz. Yani kelime grupları, phrase'ler bir araya geldiği zaman İngilizceniz birikecek. Evet. Neydi? Ben akşamları yapıyorum fakat ben bazen sıkılırım. Akşamları yaparım fakat bazen sıkılırım. Bakın sıkılma İngilizce'de yok. İki kelime bir araya gelecek de sıkılmak olacak. Get burada bir araç olarak kullanıyoruz. He doesn't work very hard at school and he gets bad marks. Bakın şurada dedim ya, you'dan dolayı don't have'di, have eylemi ama burada he doesn't work. Work eylemi doesn't'la birlikte kullanılıyor. Olumsuz yapılıyor. Şurada have olsaydı he doesn't have. He doesn't have good marks. He doesn't get bad marks diye devam edecektik. Evet. O okulda çok iyi çalışmaz ve kötü notlar alır. Bu şekilde devam ediyor. Bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayınız. Eğer bir yanlışınız, bir anlamadığınız yer varsa lütfen yorumlarda yazınız. Eğer birinci üniteyi izlemekle bu sorunu çözüyorsanız onu izleyin. Zaten bu kolay etkinlikleri kolaylıkla yapmış ve konuyu anlamış olacaksınız. Yine soruları yayınlamaya devam edeceğim Present Simple ile ilgili. İyi günler.